Evet, şimdiki dersimizin konusu rot ayarı. Öncelikle rot ayarının yapılış sebebinden bahsetmek istiyorum. Aracın düz gitmesini sağlamak ve ön tekerleklerin, ön lastiklerin diyelim daha doğrusu, lastiklerin içten ve dıştan aşınmasını önlemek. Bu şekilde bir görevi vardır rot ayarının. Rot ayarı ön tekerleklerle ilgili. Ona cevap vereceğim sonra. Rot ayarının ön iki tekerlekle alakalı olduğunu unutmayın. Şunlar arka tekerlekler olsun, bunlar ön tekerlekler olsun. Şimdi öyle bir ayardır ki arkadaşlar bu. Direksiyonu bıraktığınızda aracımız eğer yol düz ise, tekrar ediyorum, eğer yol düz ise aracınız düz gitmeye devam eder. Direksiyonu bırakmanız durumunda dahi. Hocam bazen öğrenciler direksiyon eğitiminde elini direksiyondan çektiğinde aracın sağ veya sola gideceğini düşünüyorlar düz yolda. Hayır. Rot ayarının yapılış amacı bu zaten. Direksiyon simidinden el çekildiğinde aracımız yol düz ise düz gitmeye devam eder. Peki rot ayarı hocam bozuksa nasıl gider? O zaman direksiyon simidini bıraktığınızda araç ya sola çeker ya da arkadaşlar sağa doğru çeker. Evet. Sağa doğru çekerse bıraktığınızda hep sağa gider. Sola doğru çekme yapmışsa da o zaman direksiyonu bıraktığınızda hep sola doğru gitmeye devam eder. Düz gitmez. Böylelikle aracın arkadaşlar rot ayarının bozuk olduğunu da buradan da çıkarabiliriz, anlayabiliriz. Hocam aracın bir tarafa çekme sebebi mutlaka ve mutlaka rot ayarının bozuk olduğunu mu gösterir? Hayır. Bu sebeplerinden biridir. Neyin sebebi hocam? Pardon. Aracın bir tarafa doğru çekme sebebi. Aracın bir tarafa doğru diyelim ki sola çekti. İşte sola veya sağa bir tarafa çekme sebeplerinin arasında rot ayarının bozuk olması da var. Peki rot ayarı neden bozuk? Rot ayarı ince bir hassas bir ayardır. Bilgisayarla yapılan bir ayardır. İnce rotuşlar yapılır, ölçümler yapılır ve bu ölçümler sonrasında arkadaşlar rot ayarı tamamlanır. Eğer ön taraftan, ön tekerleklerden kaldırıma vurursanız, eğer çukurlardan ve tümseklerden sert geçerseniz, ön tekerden alınmış olan darbe işte onu ön tekerleklerin hemen arkasında onların ayarını yapmamıza imkan veren rotiller, rot başları, direksiyon kutusu, direksiyon simidi gibi ince ayarlardan oluşan bu sistem darbe aldığı andan itibaren ayarı bozulur. Ve bozulmuş olan bu ayarı tekrar düzenlemek, tekrar yapmak gerekiyor. O yüzden ön tekerleklerden aracınızın darbe almasını engelleyin. Bazen fark ediyor kişi, park ederken kaldırım taşına böyle hafif yarı sert bir şekilde vuruyor. Yani bu pek uygun bir davranış değil. Amacı da kaldırımın üstüne çıkmak, tekeri çıkartmak. İlk etapta çıkmıyor, gaz veriyor biraz daha zorluyor. Sözde düşük kaldırım. İyi de ön tekerleklere vuruyorsun. Dolayısıyla rota ayarını düşün. Rota ayarın bozulacaktır. O gibi şeylere dikkat edin. Çukur ve tümseklerden de yumuşak geçeceksiniz. Sert geçerseniz o da rota ayarını bozabilir. Peki hocam dediniz ki ön lastiklerin içten ve dıştan aşınmasını önlemektir diğer bir amaç rota ayarının. Çünkü diyelim ki aracımız sola doğru çekme yapıyor. Dolayısıyla ön tekerleklerin sol tekeri şu kısımdan yola temas eder. Sağ tekeri ise şu kısımdan yola temas eder. Bakın biri dışarıda, biri içeride. Eğer araç sağa çekme yaparsa bu sefer buradaki teker içten, buradaki teker dıştan yola daha çok temas eder. Ve yanaklardan aşınma başlar. Normal şartlarda arkadaşlar uzun süre dayanacak tekerleklerimiz 2-3 ay içerisinde çöp olur. O yüzden direksiyon simidini düz gördüğünüz bir yolda bıraktığınızda aracınızın düz gittiğinden emin olun. Ara ara bunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Peki hocam dediniz ki rot ayarının yapılış amaçlarından biri düz gitmesini sağlamak. Peki rot ayarı varsa aracımız düz gider dediniz. Ama arkadaşlar rot ayarı sağlam olmasına rağmen yine de başka yerlere çekime yapabilir. Yani aracın bir tarafa doğru çekme sebepleri arkadaşlar rot ayarı bozukluğundan ibaret değildir. Rot ayarı tam olur ama başka bir sebebi daha var. Hocam başka ne gibi sebepleri vardır bir tarafa çekme olayının? Ön iki lastiklerdeki farklılıklar. Evet böyle özetleyebilirim. Ön iki tekerdeki farklılıklar derken hocam neyden bahsediyorsun? Mesela ön iki tekerlekten bir tanesi eski, bir tanesi yeni. Bu tekerlek çizimi de bir türlü neyse bu idare eder. Bir tanesi eski, bir tanesi yeni olsun arkadaşlar. Şimdi yeni tekerleklerde şöyle tıktıkları olacak üst tarafta, alt tarafta fark etmez. Şöyle. Ama eski lastik kabak olmuştu. Şimdi dolayısıyla bir seviye farkına sebebiyet verecek. Yeni lastik yüksek kalacak. Eski lastik kabak olmuş, aşınmış. Lastik ise daha küçük olacak. Küçük olan tarafa doğru çekme yapar. Evet. Küçük olan. Hocam şimdi ben ön iki tekerim, iki tane tekerim var. Bir iki. Diyelim ki bu lastik patladı, kullanılmaz seviyeye geldi. Ben gidip kendime yeni bir lastik alıp
takamıyor muyum onun yerine? Bu gitti. Bunun yerine bir tane alıp takamaz mıyım? Takamazsınız. Neden? Çünkü ön iki tekerleklerin ikiz olması gerekir. Tekrar ediyorum. Ön iki tekerleklerin ikiz olması gerekir. Yani birbirinin birebir aynısı olması gerekir. Farklı olamaz. Aşınma miktarları, aşınma şekilleri aynı olmalı. Ya da yeni halleri aynı olmalı. Ne yapacağım? Gidip iki tane lastik alacağız. Peki hocam, iki lastik alacağıma şu arkadaki iki lastik birbirinin ikizidir. Şu ikisini öne taksam hocam. Arkaya da işte bir tane gidip çıkma lastik satın alırım. O iki, diğerini de arkasına takarım hocam. Şunun yerine bir tane alırım. Bunun kadar yıpranmış herhangi bir şey alırım. Arkaya takarım. Bu arkada birbirinin ikiz olanları da öne taksam olur mu? Olur. Yani olur mu hocam? Olur. Bir problem olmaz arkadaşlar. Yeter ki birbirinin ikiz olsun. Böyle yapabilirsiniz. Bir sakınca yok. Lastik markaları fark eder mi? Tabii. Yani fark eder ya. Yani o dediğim şey her şeyde fark ediyor. Yani marka dediğiniz şey arkadaşlar çok uca kaçmanıza gerek yok tabii. Bu spor lastik, yarış arabası lastiği almanıza gerek yok yani. Ama ortalama bir lastik alabilirsiniz arkadaşlar. Ultra lükse gerek yok ama kötü olmasın yani. Lastik kısmı bir de aracın yağ kalitesi çok iyi olmalı. Lastik ve yağ. Yağ en kalitelisi olmalı. Lastik orta şeker olabilmeli. Kalitesizler olmaz yani. Mesela oto kılıfı alacaksınız. Koltuk kılıfı. Hangisini alırsam al. Direksiyon simidine kılıf alacağım hocam. Deri bir kılıf alacağım. Suni deri alsam olur mu? Ne alırsam al fark etmez. Ama motor yağına hocam motor yağını kalitesiz koyabilir miyim? Asla öyle bir şey olamaz. Gibi. Hocam mesela hani demiştin ya ampuller patladı hocam. Çin malı ampul taksam olur mu hocam? Olur ne olmasın. 2 hafta sonra bir daha alırsın sadece. Başka bir zararı yok. Ama motor yağı öyle değil arkadaşlar. Lastik kalitesi öyle değil. Zaten çok kalitesiz lastik de yok piyasada. Çünkü onlar arkadaşlar hani CE belgeli oluyor ya. Yani. İstese de belirli standartlara gelmesi lazım. Belirli standartlara gelmeyen lastikleri piyasaya sokmazlar zaten. Çünkü çok tehlikelidir. O yüzden orta kalite bir sınıf lastik olabilir yani. Şimdi burada diyelim ki lastik hava basınçlarında bir farklılık var. Lastik hava basıncı bir tanesinde düşük, bir tanesinde yüksek. Araç yine bir tarafa çeker. Yani direksiyonu bıraktığınızda havası inik olan tarafa çeker. Hatta markası bile değişikse olur. Mesela bunu Lassa takmışsınız, bunu Bridgestone takmışsınız. O bile fark ettirebilir. O derece birbirinin aynısı olmak zorunda arkadaşlar. Bunları da söylemiş olduk. Peki lastik hava basınçları genleşmeden kaynaklı şöyle yazın şöyle inikmiş gibi görülebilir. Çünkü sıcak vuruyor lastiğe. Lastik genleşiyor şöyle. Biraz yumuşuyor gibi arkadaşlar. Ama sabahın ayazında, gecenin ayazında soğuk hava başlayınca geceleyin tekrar eski haline geliyor. Hani Ağustos sıcağında Adana'da lastiğin havası böyle görülebilir. Yanılıp sakın hava vurmayın. İçerideki hava miktarı aynıdır. Gece olunca lastik tekrar bu hale gelecektir. Siz böyle inik gibi gözüken genleşmiş Ağustos'un öğleden sonra sıcağını yemiş lastiği havayı vurdunuz bu hale getirdiniz. Sabah öğleden sonrası 3'te tam sıcağın ortasında 2'de sabah patlayabilir bu lastik. Tabii lastik çekecektir sabah erken saatlerde. Olduğu değerde bırakın yani arkadaşlar. Lastik hava basınçlarını yazın, kışın farklı görülebilir gözünüze. Aldanmayın. Bunun dışında ne diyebiliriz? Lastik değişimiyle alakalı olarak şöyle diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu lastiğimiz. Şimdi lastiğin jantı var arkadaşlar şöyle. Şöyle lastik jantlarında şöyle bijonlar var. İşte 4 tane oluyor, 5 tane oluyor değişiyor. Hadi 4 tane bijon çizelim buraya. Bijon ne hocam? Bijon şu işte. Şu civata yani şöyle civata oluyor ya arkadaşlar. Evet, vida gibi yani lastik vidası gibi oluyor. Bijon anahtarı nasıl bir şeydir? Bijon anahtarı da şöyle arkadaşlar J gibi bir şeydir. J gibi. Evet. Şöyle şu bijon anahtarını şuraya geçiriyorsunuz. Ayağınızla buraya bir tıklıyorsunuz, vuruyorsunuz. Onlar öyle açılıyor. Şimdi lastik değişeceğiz ya. Lastiğin yerle temasını arkadaşlar kesemeyiz. Şimdi lastiği yerle temasını keserseniz bijonları gevşetemezsiniz. Önce çünkü bu sefer ne olur arkadaşlar? Lastik kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. Şimdi krikoyu buraya yerleştiriyoruz. Krikoyu yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle krikoyu yerleştirdik. Şöyle bir kriko aldık arkadaşlar. Ayağımızla buraya bastık, 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 bastık. Şurası yukarı kalktı. Yukarı kalktı, kalktı, kalktı. Arabayı yerle temasını kesti. Süspansiyon burada. O zaman siz bijon anahtarını buraya yerleştirip lastiği gevşetmeye çalışırsanız ne olur? Lastik kendi ekseninde döner. O yüzden aracı kaldırmayın önce. Önce arkadaşlar şöyle yazalım. Lastiği değiştirirken bir el frenini çekin. El frenini çekin. İşte jant kapağı, şu civataların görünmesini engellemek için ona bir kapak konulur böyle. Hatta bu jantlar çelik jantlar falan var. Çok böyle güzel görünür. O da olabilir. Plastik de olabilir. Fark etmez. Jant kapağı. Kapağını çıkarın. Sonra ne yapayım hocam? Bijonları gevşetin. Bijonları gevşetin. Sonra lastiği kriko ile kaldırın. Evet. Kriko ile
ile kaldırın aracı. Daha sonra gevşetilen bijon somunları sökülür. Bu kadar. Önce ne yaptık? El frenini çektik. Sonra ne yaptık? Jant kapağını çıkardık bijonlara ulaşabilmek için. Sonra da bijonları henüz aracı kaldırmadan önce gevşettik. Sonra gevşetince bijonları gevşettikten aracı kaldırdık. Krikoyla aracı kaldırdık. Sonra gevşettiğimiz bijonları söktük. Lastiği değiştirdik. İşlemi tersten yaptık sonra. Bunu da sınavda sorabilirler. Ekran görüntüsünü almak isteyen olabilir. Son olarak fren sistemini kısaca anlatayım. Sonra biraz soru çözelim size. Şimdi fren sisteminde öncelikle şöyle lastik çizelim. Bir fren merkezi vardır şurada. Fren merkezi arkadaşlar yazalım. Fren merkezine bağlı bir fren pedalı şöyle. Şöyle frene bastığı zaman kişi öncelikle fren merkezi devreye girer ve dört tekerleğin dördünde de frenleme gerçekleşir. Evet, dördünde de bağlı bu. Evet, dördünde de frenleme gerçekleşir. Ayak freni. Ayak freninin diğer ismi servis frenidir. Servis freni. Yani ayağımızla bastığımız ayak freni. Dört tekerlekte fren olur. Ama el freni arka iki tekerlekte fren uygular. Bak, ayak frenine basınca dört tekerlekli frenleme gerçekleşiyor ama el freni sadece arka iki tekerleği arkadaşlar. Evet. Arka iki tekerleği tutuyor sadece el freni. Onu da bilin. Bunun dışında arkadaşlar frenlemelerle eğer fren pedalına basınca eğer fren pedalı ayağınızın altında titriyorsa fren ayarı bozuktur. Fren ayarı bozuktur. Ayağınızın altında titriyorsa fren ayarı bozuktur. Bunun dışında ne diyebiliriz? Ha, lastikler kısmını anlatıyordum ya şurada lastikler. Şimdi lastiklerde yapılan onu es geçmişim. Lastik ayarının adı arkadaşlar balanstır. Balans ayarı yapılır lastiklerde. Dönüş kalitesini aynı oranda olması gerekiyor lastiklerin. Onu ölçerler, ağırlık merkezlerini belirlerler. Onun da makinesi vardır. Rot ve balansçılar vardır ya, rot balans yapılır. Rot ön düzene yapılır, balans da lastiklere yapılır. Hocam, tamam anladım ama benim aracımın balans ayarının bozuk olduğunu ben anlayabilir miyim? Evet, anlayabilirsiniz arkadaşlar. Belirli bir hızın üstüne çıkıldığında, direksiyonda titreme oluyorsa balans ayarı bozulur. Evet. Örneğin 80'e 90'a çıkınca direksiyonumuz elinizin altında zangır zangır titriyorsa bilin ki balans ayarımız bozulmuştur arkadaşlar. Gidip lastik denge ayarını yaptırmanız gerekiyor. Yani başka bir değişim. Yani fren ayarında bir şey yok arkadaşlar. Bu. Yani kampana ve balatalar vardır. Kampana şöyle ve balatalar vardır. Bunlar birbirini sıkıştırarak frenlemeyi gerçekleştirir. Belirli bir kilometreden sonra arkadaşlar balataları değiştirin. Balatalar sürtünme sonrasında aşınır. Mesela uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Mutlaka ve mutlaka tamircinize aracınızı gösterin. Balataları kontrol etsin. Arkadaşlar atıyorum baskı balatası, ekstra debriyaj balatası da sıkıntılı olabilir. Fren balatası işte bizim bahsettiğimiz bu fren balatası problemli olabilir. İşte yağına suyuna baktırın öyle yolculuğa çıkın. Yeni yakınlarda bir zamanda yaptırdıysanız bir problem yok. Ama hani bir yıldır yaptırmadıysanız hocam her sene bakımı yapacağız. Baktırın ne olacak arkadaşlar? Baktıracaksınız. Yani bu örnek aracımızın yani 10 bini geçtiği andan itibaren yağ bakımı arkadaşlar. Bu yani yavaş yavaş motoru öldürdüğünüz anlamına gelir. Çok önemlidir, kıymetlidir bu bakımlar. Yani aracınızın ayarlarını not edin ve zamanı geldiğinde mutlaka ve mutlaka gidip yaptırmanız gerekir. Hazır yeri gelmişken size şöyle bir metot verebilirim arkadaşlar. Direksiyon sınavına hazırlanırken burayı dikkatli dinlerseniz çok verimli alırsınız. Şimdi hocanız size anlattı. Hangi hoca anlatırsa anlasın fark etmez. Hepsi aynıdır zaten. Şimdi hoca size anlatıyor. Bizler direksiyon sınav alanında şöyle bir alan var arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde şöyle bir alan. Daha sonra şöyle devam eden. Daha sonra yine bu şekilde devam eden bir L park alanı. Bu L park alanının belirli noktalarında şöyle dubalar var ve içinde L yazıyor şöyle. Burada bir duba, burada da L yazıyor.
Yine burada bir duba var, burada bir duba var, burada bir duba, burada bir duba var, burada da bir duba var. Sonra ön tarafta 1, 2, 3, 4 tane duba da burada var arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Hocam siz direksiyon eğitimine giriyor musunuz? Ben de giriyorum. Aha. Ama orada kursal programı yapıyor. Ona pek şey olmuyor. Ama söylüyorum, ben de geçen mesela 3 kişi kalmıştı. Necla hocamız full çıkarmıştı. Nusret hoca 2 kişisi kalmıştı. Onunla alakalı bir durum değil. O açıdan hani kim hangi hocadan aldıysa genelde o hocayı övüyor. Şöyle. Burada da L var. Burada da L dubası var. Bu da başka bir L alanı. Burada bu duba var. Burada da duba var. Burada da duba var. Burada da duba var. Burada da duba var. Şimdi ben size kısaca anlatayım L farkı. Sizler şuradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. İlerliyorsunuz aracınıza, ilerliyorsunuz. Şuralarda bir yerde duruyorsunuz arkadaşlar. Şuralarda bir yerde duruyorsunuz. Şöyle. Şurada bir yerde duruyorsunuz. Daha sonra burada vitesi geriye alıyorsunuz. Vites geriye gidiyor. Geri geri şu arka camdan, şu arka cam var ya, burada siz buradasınız. Kafanızı çeviriyorsunuz, arka cama bakıyorsunuz. Şu yan orta duba ile, yan orta duba ile arka orta duba, arka orta duba arkadaşlar. Şöyle tek duba gibi göründü mü arkadaşlar sürücü tarafından? Tek duba gibi göründü mü? Kişi duruyor. Bu da dolayısıyla aracın biraz geri gelmesi anlamına geliyor. Zaten geri vitesi almıştı. Azıcık geri geliyor arkadaşlar. Şöyle aracıyla biraz geri geliyor. Şöyle geri geliyor. Şurada durmuş oluyor tabii aracıyla. Şöyle durmuş oluyor. Şöyle durmuş oluyor. Bak, şöyle baktığı an arkadaşlar şu iki dubayı üst üste getirmiş oluyor. Yan orta dubayla al. Sonra hepsini kırıyor bu tarafa doğru. Sağa kırıyor hepsini. Hocaya doğru yani. Kırıyor. Ben genelde sağ demiyorum. Hocaya diyorum. Hocaya doğru. Sağ solu karıştırabiliyor. Hocaya doğru kırıyor. Araç şöyle geliyor arkadaşlar. Aldığı pozisyon, bu sefer aracın aldığı pozisyon şu oluyor. Biraz da böyle çizeyim. Yani şu yan ayna ile şu yan ayna, bunu sileyim hocam. Şu yan ayna ile L dubası aynı hizaya geliyor. Evet. Şöyle aynı hizaya geliyor. Şöyle aynı hizaya geliyor. Yazalım. Aynı hiza. Aynı hizaya gelince duruyor. Tabii tek, burada durup direksiyonunu düzeltiyor. Evet. 1,5 tur direksiyonu düzeltince teker düz hale geliyor. Teker normalde böyleydi. Hani böyle geldi ya geri geri. Tekeri düz hale getiriyor. Tekeri düz hale geliyor. Sonra geri geri gelmeye başlıyor azıcık. Ne kadar geliyor hocam? Yani ortalama şöyle geliyor. Şuraya kadar geliyor. Omuzuyla, kişinin omuzuyla şu orta duba omuzuyla aynı hizaya geldiğinde duruyor. Şimdi ne yaptı? İlk önce buraya kadar geldi. Durdu burada. Önde durdu. Geri vites aldı. Geri geri gitti gitti. Bir taraftan da buraya bakıyor. Şu iki dubayı üst üste getirince durdu. Sonra ne yaptı? Hocaya doğru kırdı. Şöyle geldi 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 geldi. Yan aynayla L dubası aynı hizaya geldi. Aynı hizaya gelince durdu. Direksiyonu düzeltti. Geri geri geldi. Orta dubamıza gelince durdu. Hoca, sınavdaki hoca diyor ki tamam mı diyor L parkın? Tamam diyor. Sinyalini veriyor sağa. Sinyal veriyor sağa pardon. Sağa sinyal veriyor. Tekrar öne doğru gidiyor. Aynı yerde bir daha duruyor. Aynayla L'yi daha aynı hizaya getiriyor. Duruyor. Tekrar sağa kırıyor. Aynı yere bir daha gidiyor. Hoca çıkalım diyor. İşte şurada bir çıkış yeri var. Şöyle gidiyor. Şuradan çıkıp gidiyor. Yani buradan nereye varmak istiyorsun? Şimdi belki dersi dinlerken şunu diyor olabilirsiniz. Hocam şu an anlattığın şeyi anlayamadım. Olsun. Anlamanız gereken kısmı şimdi anlatacağım arkadaşlar. Demek istediğim şey, hocanız size bunu öğretirken siz arkadaşınızla arka tarafta diğer arkadaşınızla birlikte ders görür. Her zaman bir sonraki öğrenciyi takip edebilir miyim? Veya bir önceki öğrenciyi takip edebilir miyim? Diyeceksiniz hocalarımıza. Hocalarımız bunu kabul eder. Arkadaşınıza verirseniz telefonu, sizi kameraya çeker. Siz eve gidersiniz, sağlıklı bir kafayla, araç kullanmanın vermiş olduğu heyecandan uzak bir bakış açısıyla sizin çekilmiş olduğunuz, yani sizi gösteren videoyu arkadaşlar, araç kullanmanızı çektiğiniz videoyu evde sakin kafayla izlersiniz. Hoca bunları anlatmak istemiş, bunu söylemek istemiş. Artı L farkında videosunu çektiğinizde evde buna uygun koşullar oluşturun. Zaten videosunu çektiğinizde ve orada bunu yaşadığınızda şimdi teorik olarak ne kadar anlayacağız? Ama orada yaparak, yaşayarak öğrendiğinizde tam anlayacaksınız. Sizden ricam şu. Bunu arkadaşlar videonuzu çektiğinizde evde kendinize ait uygun koşullar oluşturun. Sonra evin içerisinde yürüyerek arkadaşlar sanki L dubası varmış gibi şuraya iki tane yastık koyup geri geri yürüyerek o iki dubayı aynı hizaya getirmiş gibi sonra direksiyonu çevirerek sanki L yapıyormuş gibi geri geri yürüyeceksiniz benim tarif ettiğim gibi. Şurada işte buraya aynaya geldi, direksiyonu düzelttim, geri geri geldim diye bunu defalarca evde salonunuzda, odanızda yapın. Buna simülasyon eğitimi denir. Bu simülasyon eğitimini arkadaşlar yaparsanız arkadaşlarınızdan, diğer öğrencilerden, başka kursların öğrencilerinden çok daha başarılı olursunuz. Siz kendinize inanamazsınız. Mesela bu direksiyon dersleri. Evet. Direksiyon dersleri arkadaşlar 45 dakika da bir ders saati şeklinde oluyor. 50 dakika. Bazen bir saat tuttuğumuz oluyor. Öğrencinin durumuna göre arttırıyoruz bazen. Hocalar inisiyatif kullanıyor zaten aslında. Şunu söylemek istiyorum.
Bu evde simülasyon olayını anlatmak için bu kadar detayı anlattım. Sakın bu tarafa odaklanmayın. Bunu zaten hocanız size öğretecek. Asıl benim söylemeye çalıştığım şey, evde bunu iyice çalışın. Salonunuzda ücretsiz olarak bir sürü, mesela 20 defa sanki L yapıyormuş gibi evde yürüyün. Nasıl yürüyelim hocam? Ben ne bileyim, mesela hani burada öğrettim ya size. Aşağı böyle aracın için buraya bir tane yastık koyarsınız. Bak şu iki dubayı temsilen birer yastık koyayım şöyle. Al yastık koyalım şuraya. Bir tane yastık buraya, bir tane yastık buraya koy. Yeterli iki tane. Sonra buraya doğru yürüyün arkadaş, evin içindesiniz. Sonra dön başını bu tarafa doğru çevir. Geri geri yürü. Gel 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 gel, şu iki duba, iki yastığı üst üste gördüğünü dur. Sonra ellerinle direksiyonu çeviriyormuş gibi yap. Çevir çevir çevir, çevirdin objeye doğru. Sonra yürü yürü, geri geri yürü 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 yürü. Şurada dur. Peki aynayla L dubası aynı hizaya. Aynayla L dubası şuradaki aynayla geldi diye kendi kendine geldi dersin. Bir buçuk tur düzelttim der direksiyonu. Ellerine de düzelttim, şöyle çevir direksiyonu. Sonra geri geri yürü. Peki orta duba omuzuma geldi, durdum. Şuradasın artık. Hoca çıkalım dedi. Sağ sinyal verdim. Elini de şöyle böyle yukarı doğru atır, sinyal kolunu şöyle tık de at. Sonra öne doğru yürü yürü yürü. Geldeki aynanın L dubasına geldim. Sağ kırdım. Şurada durdum. Hocaları bindirdim. Geri gidiyorum. Yani bunu en az 30 defa yaparsanız kendinize inanamazsınız.